artan dünya nüfusuna paralel olarak enerji ihtiyacımız artıyor. Ancak fosil kaynaklar kirlilik yaratıyor. Çözüm yenilenebilir enerjide. Zira bulunduğumuz coğrafyada pek çok ülkeden daha şanslı konumdayız. İster bireysel tüketici olun, ister yatırımcı, Serra Enerji sahip olduğu mühendislik altyapısıyla proje, satın alma, kurulum ve kabulde sorumluluk üstlenip yönlendirici oluyor. Prosedürden finansmana tüm merak edilen soruları Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Sağlam Eko Gündem'de yanıtlıyor. Güneş bitmez tükenmez temiz enerji kaynağı. Doğru yerde, doğru şekilde hayata geçirildiği takdirde yenilenebilir enerji kaynakları dışa bağımlılığı azaltmanın da en önemli unsuru oluyor. Türkiye'de lisanssız elektrik üretim kapasitesi hızla artmaya devam ederken Serra Enerji ülke ekonomisine katkı önceliğiyle Ankara'da kuruluyor. 2004 yılında kurulmuş bir şirket. Başlarda elektronik cihaz, yazılım ve elektronik üzerine uzmanlaşmış durumda. Son 4 yıldır da güneş enerjisiyle ilgili konularda, genelde güneş takip sistemleri ve evriciler, güneş enerji santrallerinin aslında en önemli iki parçası, ikinci parçası evricilerdir, inverter diye geçer. Bunların yazılım ve elektronik geliştirmeleriyle ilgili ARGE faaliyetleriyle ilgili başladık. Tabii zaman içerisinde bunun mühendisliğine girip, işin teknik tarafını iyi öğrenince, mühendislik konusunda uzmanlaşınca tabii sahaya inme eğilimi de gelişti. Bu bizden daha çok müşterilerden talepler üzerine ilerleyen bir durum. Biz de hazır mühendisliğini biliyoruz. Bu konuda iyi hizmetler veriyoruz. Projelendirmesini yapıyoruz. Ürünü geliştirebiliyoruz. Sahaya da inelim diye başladık. Sahip olunan altyapı ve bilgi birikimi sektöre hızlı bir giriş yapmalarını sağlıyor. Çatı uygulamalarından tutun yer, sulama projeleri, birçok değişik alternatif projeleri de yaptık, uyguladık, bitirdik. Kendi ürünlerimizle alakalı santrallerde de faydalanıp kurduk. Şu anda da bu ARGE faaliyetlerimiz devam ediyor. Mühendislik üzerine de hizmetlerimiz biraz daha ilerlemiş durumda. Mühendislikle birlikte müteahhitlik ve kurulum da yapılıyor olması, tek merkezden sunulan çözümle firmayı tercih edilir kılıyor. Banka finansman desteğinden başlayarak, hibe alınacaksa, hibe almak istiyorlarsa onu gerekli uzman arkadaşlara yönlendirerek, o tarafta da mesela tarımla alakalı özellikle hibeler var şu anda. Sonra mühendislik faaliyetleri, proje faaliyetleri, projeden sonra satın almalar, kurulum ve kabul işlemlerine kadar her şeyi yapıyoruz. Kendi bünyemizde mühendislerimiz çalışır. Dışarıdan bir hizmet almayız. İnşaat, makine, elektrik, elektronik, elektrik ve yazılım işleriyle kendi personelimizle yürütüyoruz. Böyle olunca da aslında müşterilerin de bize karşı ikinci, üçüncü adımda çalışma istekleri artıyor. Mühendislik altyapısı gelişimin anahtarı oluyor. Firma sektörle birlikte büyüyor. Bulunduğumuz yerde mühendislik ve akıl tarafımız var. Sağdaki arkadaşlarımız da biz daha kuruluma başlamadan önce bu sektörde kurulumlar yapmış, tecrübesi olmuş arkadaşlarımız, ekip liderlerimiz oldu. Onlar da bünyemize yavaş yavaş katıldılar. Bir 40'a yakın bir şeyimiz oldu, saha ekibimiz oldu. Böylelikle tecrübe ettikçe büyüdük. Enerji ihtiyacı her geçen gün artıyor. Dolayısıyla en akılcı yatırımların başında enerji geliyor. Kim niye yöneliyor güneşe? Avantajlar ya da ön yargılar neler? Sinan Sağlam bu soruları yanıtlarken hedef kitleyi iki grupta ele alıyor. Bir, kendi ihtiyacını karşılamak için elektrik üretmek isteyenler. İkincisi ise bunu yatırım olarak görenler. Çünkü elektrik şöyle bir yapıda, günümüzde ticaret biraz zor. İnsanlarla uğraşmak da kolay değil, ticaret yapmak da kolay değil, parayla uğraşmak da kolay değil. Fakat enerji, geleceğe baktığınız zaman Türkiye içinde büyümekte olan bir ülke olarak baktığımız zaman sanayisi de büyüyen, kendisi de büyüyen, teknolojisi büyüyen, büyümeye de devam edecek bir ülke için enerji ihtiyacı bitmeyecek ve sürekli artacak bir durum. Dolayısıyla enerjiye yatırım yapmak, ticareti iyi yapan, bu konuda da maddi imkanları olan firmalar için cazip oluyor. İkincisinde küçük kısımda şu anda korkuyla bakıyorlar tabii ama vatandaş kendi evinde,
kendi fabrikasında, küçük olur büyük olur işletmesinde kendi ihtiyacımı nasıl karşılarım? Veya kışlık bahçesi olabiliyor, yazlık evi olabiliyor. Ben burada elektrik enerjisine sahip değilim. Bunu bir şekilde nasıl telafi ederim diye gelebiliyorlar. Ama bizim genelde yani yaptığımız için şu anlık %80, %90 kısmı genelde fabrikalar, çatılarına, üretim tesisleri ve de yatırımcılar sahada bunu bir yatırım olarak yapıyorlar. Sinan Sağlam ve ekibi az zamanda çok mesafe kat etmiş. Zira rakamlar şöyle. Proje olarak 40'a yakın proje TEDAŞ'ta devam eden ve biten projemiz vardır. Dışarıya da hizmet verdik bu konuda. Şu anda devam eden 15 megawatta yakın projemiz mevcut. 4 megawattlık projemiz şu anda bitti. Geçici kabul almış olanları var ve şu anda alacak olanları var. Sektördeki durumumuz bu. Proje bazlı da küçük büyük 8'e yakın projemiz bitmiş durumda. Şu anda 15'e yakın projemiz de faaliyet içinde. Türkiye genelinde varız diyor yönetim kurulu başkanı Sinan Sağlam. Çanakkale'de iki köy sadece güneş enerjisinden su ihtiyacını gideriyor. Bu konuda küçük de olsa bir uygulama geliştirdik. Manisa'da bir uygulama geliştirdik. Onda Tarım Bakanlığı hibeli bir projeydi. O da vatandaş 20 dönümüne yakın bir arazisini, zeytin tarlasını güneş enerjisinden hiçbir başka elektrik ihtiyacı olmadan karşılıyor. Bunun haricinde Karaman'da, Karaman Organize Sanayi'de neredeyse bütün projeleri biz yaptık. Karaman'daki projelerin içerisinde birisi özeldir bizim için. Niye? İPART'ın Avrupa Birliği destekli Tarım Bakanlığı hibelerinden destek alınarak yapılmış bir projedir. Ve bizim kendi üretimimiz olan, yerli üretim olan güneş takip sistemimizdir. İlk defa İPART'ın Türkiye'de literatürüne girdi ve bitirdik. Şu anda Isparta'da bir projemiz devam ediyor. Yozgat'ta projemiz var, Ankara'da projemiz var, Mersin'de bir projemiz var. Böylece Türkiye'nin değişik yerlerinde projelerimize de devam ediyoruz. Yatırımın ilk aşamasında kısmi Tarım Bakanlığı ve İPART destekleri dışında bankaların finansman desteği bulunmuyor. Devlet tesisin devreye alınmasından sonra katkı sağlıyor. Devletin 10 yıllık bir garantisi var. Bu 10 yılın içerisinde eğer yerli kullanırsanız, yerli ürünlerden kastım şu anda konstrüksiyon ve panelin montajı haricinde bir desteği çok alınamıyor. Bu da 14.1 dolar sente kadar bir alım garantisi var 5 yıl için. Geri kalan 5 yılda da 13.3 dolar sent üzerinden yani dolar bağımlı bir devlet desteği var. Ürettiğiniz elektriği alma garantisini devlet veriyor. Peki Türkiye'nin her bölgesinde güneş enerji yatırımı yapılabilir mi? Bana sorarsanız Türkiye'nin her yerine kurulabilir. Ama tabii ticari olarak bakınca lisans olarak da en değerli olan görülen bölgeler işte Konya, Karaman, o bulunduğu coğrafyanın etrafı işte Aksaray, Niğde gibi gözüküyor. Ama şu anda İç Anadolu bölgesi, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi tamamıyla bu yatırıma girebilirler. İhtiyaç duyulan arazi yapısını da konuşuyoruz yönetim kurulu başkanı Sinan Sağlam'la. Bir rüzgar gibi zor değil. Fakat tarımla alakalı çok fazla tarıma elverişli araziye kurmamak gerek. Bu konuda da zaten Tarım Bakanlığı'ndan ön görüş almadan bir yatırıma girmek mümkün değil. Tarım yapılabilir ama yapılsa bile bir zayıf bir alandır burası. Burada güneş enerji santrali kurulabilir denen genelde düz yerler tercih edilir. Ama tabii bu güneşten elektriği ürettiği için güney tarafa daha çok eğilimli. Sağa sola açık olacak, düz olacak. Kuzey tarafları çok sevmiyoruz. Böyle bir arazi olacak. Mevcut yapıların çatıları güneş enerji yatırımına ne yazık ki yeterince elverişli değil. Bu konuda organize sanayi bölgelerine ve yerel yönetimlere görev düşüyor. Talep şu. Mimari olarak, imarsal olarak çatılar güneş enerjisini düşünerek hiçbir zaman dizayn edilmemiş Türkiye'de. Organize sanayi bölgeleri, mesela ben her gittiğim yerde aslında yönetimle alakalı görüşürsem eğer, tesadüf bir yere denk gelirsem söylüyorum. Bir ruhsat verirken, bir izin verirken ya çatıyı güneye doğru yöneltin ya da en azından bir kısmı güneye dönsün. Bu verimlilik konusunu düşünerek yap, hareket edin diyorum. Bu konuda ama çalışmalar var.
Yerel yönetimlerde şöyle olacak tahmin ediyorum ki, elektriğini rüzgar ve güneşten veya herhangi bir yenilenebilir enerjiden sağlayan konutlar, fabrikalar ekstra bir avantajlara sahip olacaklar. Olmayacaklarsa da bundan sonra olsunlar bence. Yani buradan da devletimize de bir mesaj göndermemiz lazım ki bu konuda biraz daha sıkı ve iyi yönetmelikler, kanunlar çıkarılması lazım. O zaman çok iyi olur. Sektöre emek verenlerin en büyük dileği, bireysel tüketicilerin de prosedür engeline takılmadan ihtiyacını güneşten sağlayabilmesi. Güneş enerjisinden en fazla yararlanılan Almanya, İspanya gibi ülkelerde durum nasıl? Sinan Sağlam bu konuda da aydınlatıyor. Avrupa'daki kolaylıklar şöyle. Almanya'da yapmak isterseniz, İspanya'da yapmak isterseniz, İtalya'da yapmak isterseniz malzemenizi alıyorsunuz, sadece bir dilekçe veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu santralimi kurmak istiyorum. Onun bir tip projesi var. Tip proje nedir? Bizim şebekemize şu şekilde bağlandığın takdirde benim için bir sıkıntı yok. Hemen vatandaş alıyor, bununla uzman bir görevliyi, hangi kombi taktırır gibi çağırıyor. Çatıyı hemen kuruyorlar. O projeye uygunluğunu bir uzman geliyor. Bura uygunmuş deyip onaylanıyor. Büyük yatırımlar da öyle oluyor orada. Umut yok değil. Türkiye'de de bireysel yatırımları destekleyici yönetmelikler hazırlanıyor. Sürecin kolaylaştırılması hedefleniyor. Benim isteğim, arzum şu. Artık insanlar çatılarına, evlerine, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yazlıklarına, kışlıklarına, hatta arabalarının, karavanlarının üzerlerine koyarak devam etmesi lazım. Ama özellikle bu pazar lisanslı ve ticari amaçlı kurulanlardan çok daha büyük olacak diye düşünüyorum. Bir Almanya gibi olabiliriz. Almanya'nın çok üzerine çıkabiliriz. Niye çıkmayalım? Yani dışarıya bağımlılığımızı en azından %100'ünü karşılayamazsınız ama %30'unu, %20'sini, %40'ını belki elektriğin bir destek olur. Dışa bağımlılığımız ekonomik olarak da faydası olur. Stratejik olarak da bir faydası olur. Ve bu konuda Türkiye çok büyük şanslı bir yerde. Yani hem coğrafi olarak çok şanslı bir yerde. Onun için yatırımlar ayrı ama insanlar kendi evlerinde ve ihtiyaçları için çok daha avantajlı duruma düşecekler. Bu konuda destekler de artacak ve çok büyük bir pazar olacak diye düşünüyorum. Ticari düşünürsek tabii bizim şirket olarak yapmak istediğim şey bu. Firma yatırımcı sıfatıyla da kendi adına referans projeler geliştiriyor. Yaptığımız işe güvendiğimiz için yatırımcı olarak da yer almak istiyoruz. Biz Ankara yerleşkesinde, Ankara bölgesinde kendimize bir 3 megawata yakın santral kuracağız. Hedefimiz o, izinlerimizi aldık, en azından çağrı mektubumuzu aldık. Bunu artık TEDAŞ tarafı, ruhsat tarafını ilerletirsek 2016 yılı içerisinde bunu kurmayı hedefliyoruz. Yani hem bir hizmet verirken vatandaşa, kendimiz de güvendiğimiz için ve bu konuda bir örnek teşkil etmek istediğimiz için kendimize de kuracağız. Hem yatırımcı hem de müteahhit olarak, hem mühendislik hizmeti veren bir firma olarak, hem danışmanlık vererek ilerlemek istiyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Sağlam sözlerini noktalarken, gerek yatırımcı gerekse mühendislik firması olarak ülke ekonomisine katkı önceliğiyle çalışmaya devam edeceklerini söylüyor. Serra Enerji olarak geleceğe güneşle alakalı yatırımları hem kendi adımıza artırmak istiyoruz. Türkiye'de de bu konuda gerek müşterilerin gerek yatırımcıların hem maddi olarak bir kar kazanmak, gelir kazanmak isteyenlerin hem de kendi elektriğin ihtiyacını karşılamak isteyen insanların girmesini teşvik ediyoruz, öneriyoruz ve bu konuda çok mutlu olacaklarını düşünüyoruz. Böylece Türkiye'nin daha ilerleyeceğini, Türkiye için de faydalı ve yararlı bir şey olacağını düşünüyoruz.